Arkadaşlar merhabalar bu videomda mikro orjinal yayınlarının hazırladığı THT Geometri Soru Bankası kitabındaki üçgende açı kenar bağıntıları konusundaki açı ile kenar ilişkisi testinin çözümünü yapacağız. Çözümlere başlayalım. Açı değerlerini yazalım ilk önce. 30-90 ise burası 60 yapar. 40-90 burası da kaç yapar? 50 yapar. Buradaki ABC yani büyük üçgendeki kenarları sırala diyor bize. E ne yapacağız? Açılarla kenarlar doğru orantılıdır. Burası 50, burası 60, burası da kaç? Şöyle baktığımız zaman 70. O zaman Küçükten 1'e doğru sıralayın diyor. En küçük açı hangisi? 50. 50'nin karşısındaki B küçüktür. Sonra 60'ı karşısındaki C'den. Sonra 70'i karşısındaki A'dan. Evet sıralamamız B küçüktür. C küçüktür. A şeklinde oldu. Geldik ikinci soruya. Kenar uzunlukları AB 12 santimetre. Hemen bir üçgen çizelim. Şöyle ABC üçgenini çiziyoruz bakalım. AB'yi 12 vermiş. BC'yi de 7 vermiş. C açısı büyüktür. B açısı büyüktür. A açısı demiş. Şuraya bir X diyelim. O zaman C'nin karşısındaki 12 büyüktür. Sonra B'nin karşısındaki x çünkü açılarla kenarlar doğru orantılı. Sonra A'nın karşısındaki 7. Bu elimizde var. Bir de üçgen eşitsizliği var elimizde. Üçgen eşitliği de toplamlarıyla farkları arasında değil mi? 12 artı 7 19 ile 12 eksi 7 5 arasında olmak zorunda. E şu aralığa bakacak olursak 5 ile 19 arasında bu da 7 ile 12 arasında. E o zaman AC'nin alabileceği kaç farklı değer vardır? En küçük değer aslında burası 7 küçüktür x küçüktür 12 değil mi? Evet küçüklerde büyük olanı seçeriz. Büyüklerde de küçük olanı seçeriz. En geniş, en dar alanımız burası olmuş oldu o zaman. Burada üçgen esiliğini uygulamak istedim açıkçası. Bazen burada e, şu değer daha da küçük gelebiliyor. O yüzden bunu da uygulamakta fayda var. E, 7 ile 12 arasında değerleri sayacağız arkadaşlar. 8 9, 10, 11 değerlerini alır. Yani 4 tane. Ya da bu aralıkta kaç tane değer olduğunu bulmak için 12-7-1 dediğiniz zaman 4 tane değer olduğunu bulursunuz zaten. Cevap 4 oldu. Geldik 3'e. Evet ne demiş? 70 verilmiş, x verilmiş. Hocam iç açılar toplamı 180 olduğundan burası da ne olacaktır? 110 x olacaktır. E sonra ab ile ac arasında bir ilişki verilmiş. ab'yi gören 110 x. 110 eksi x küçüktür. ac'yi gören de x değil midir arkadaşlar? Evet bitti. Attık bunu öbür tarafa. 110 küçüktür 2x yapar. 55 küçüktür x yapar. Bizden zaten en küçük tam sayı değeri isteniyor en büyüğü hiç düşünmemize bile gerek yok. İşte toplamı 180 olacak ya. Hocam 110'dan da küçük olacak diyebiliriz. Aralığı alacaksak. Ama en küçük değeri istenildiği için. ikisi de 55'ten büyük bulduğumuz için. Cevap ne olacaktır? 56 olacaktır. Örnek 3. 56 geldi. Geldik örnek 4'e. En uzun kenar ve en kısa kenar isteniliyor bizden. Evet bulalım o zaman hadi bakalım. 50 60 ise burası kaç yapar? 70. 40 60 100. Buraya 80 kaldı. Öncelikle en kısa kenarı bulalım. En küçük açının karşısındakini gösteriyoruz. Hocam burada bu. Burada da bu. E o zaman ne oldu arkadaşlar? En kısa kenar hangisi oldu? Kısası CD oldu. Sonra en uzun kenarı bulalım. En uzun kenarı da maviyle göstereyim istersen. Hocam en büyük açı karşısındakilere gideceğiz. Bak burada bu ama burada da bu. Yani normalde 80'in karşısı AC gibi algılarız ama oklar nereye gösteriyor en son? BC'ye gösteriyor. O zaman uzunu da ne oldu arkadaşlar? BC oldu. Yani en kısası CD en uzun da BC oldu arkadaşlar. Geldik bir sonraki soruya. En uzun kenar nedir diye soruluyor bize. 70. 30 daha 100. Buraya 80 kaldı. E buradaki açıları bilmiyoruz. Tamam. Neyse. Burada en büyük açıyı gösterelim. Hocam şu iki yaz ikisinin toplamı 80 derece olacak ki içe çağır toplamından dolayı. E burası 100. Bu ikisi toplamı zaten 80 ise 100 en büyük açıdır. En büyük açının karşısını gösterdim. Buradaki en büyük açı burası. E buradaki en büyük açı bu 90 ya. Diğer iki açının toplamı zaten 90. E o zaman bu 90 en büyük açı. Bak oklar en son nereyi gösteriyor arkadaşlar? Şu AD'yi gösteriyor. O zaman cevap AD olacaktır gençler. Geldik bir sonraki soruya. X'in alabileceği küçük tam sayı değer nedir diye soruluyor. BAC'de 100 demiş. Arkadaşlar bu BAC 100 ise geniş açıdır. Yani en büyük açı budur. O zaman en uzun kenar budur. Yani 2x-1 açılarla kenarlar doğru orantılı ya. Şu 100'ün karşısındaki kenar en büyük kenar olacak. 2x-1 kesinlikle ama kesinlikle. X artı alttan ne olmak zorunda? Büyük olmak zorunda. Attık bunu buraya. X büyüktür. Bunu da buraya attık. Artı 1 de geçti. 7 oldu. O zaman x büyük 7 ise x'in alabileceği en küçük tam sayı değer isteniyor, En küçük tam sayı değerden olacak? 7'den büyük en küçük değer 8 yapacaktır. Evet örnek 6'yı böylelikle 8 bulduk ve bu testi bitirdik mi bitirdik. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki videoda yani üçgen eşsizliği testinde görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.